Merhaba Balık burcu ve özellikle de yükselen burcu balık olanlar, Şubat 2020 yılının gökyüzü enerjilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şubat ayına 9 Şubat'ta Aslan burcundaki dolunayla başlıyoruz. Bu sizin 6. ev konularınızı ilgilendiren bir evde gerçekleşecek bu kapanış, bu tamamlanma enerjisi. 6. ev konuları bizim iş hayatımızdır, iş ilişkilerimiz, iş hayatımızdaki iş yükümüz ve topluma hizmet sektörü anlamına geliyor 6. ev. Eğer böyle bir gündeminiz varsa iş ve kariyer hayatı ile ilgili işte sorumluluk, gündemler, bunlarla alakalı artık 9 Şubat ve civarı günlerde bir sona, bir kapanışa geliyoruz. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa 6. ev bizim beden sağlığımızdır. Beden sağlığı anlamında bir ritüeliniz, bir düzeniniz varsa artık bu konularla ilgili bir sona da geliyor olabilirsiniz. Bu 9 Şubat'taki bu Dolunay'ın nakşatrası Aşeleşen nakşatrasında gerçekleşiyor. Bu biraz hisli, sezgisel, tehlikeli, birazcık daha hisli, sezgisel olduğu için tehlike içerisinde barındıran bir enerjide. O yüzden bu kapanışı birazcık daha kontrollü bir şekilde yapmanızı, eğer beden sağlığıyla alakalı bir gündeminiz var ise mesela bunu yapmamanız ya da işte bir diyet gibi böyle bir gündeminiz varsa artık bunu kapatma gibi bir şey olma olasılığı yüksek. Çünkü akabinde size daha tehlikeli bir sürece götürüyor olabilir. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa iş hayatınızdan kaynaklı bir sona geliyorsanız bunlarla alakalı da aslında çok hissettiğiniz bir son. Yani evet bekliyordum iş arkadaşımdan kaynaklı problemlerde. Evet böyle bir son bekliyordum. Ya da iş ilişkileri, iş yükü, toplumu hizmet sektörü anlamında eğer bir gündemi olan bir bireyseniz sizin çok da hissettiğiniz, önceden tahmin ettiğiniz bir sona, bir tamamlamaya gelme ihtimaliniz yüksek. Sonra 17 Şubat'a geldiğimizde 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi gerçekleşecek. Sizin 12. ev konularınızla ilgili. 12. ev ruhsal bir evdir. Biraz kapalı bir evdir. İnsanlara yansıtmadığımız, insanların çok da bilincinde olmayan bir evdir. Burada Merkür'ün geri hareketi ufak pürüzler, çok küçük minik. Çünkü Merkür gerilediğinde çok büyük devasa problemler çıkarmaz. Doğası birazcık bozulur. Çünkü her gezegen gibi o da gerilediğinde var olan uğraşı, zihin yapısı anlamında bir gezegen olduğu için zihnimizin çok da doğru çalışamaması, çok sağlıklı düşünememek gibi böyle bir enerji oluşmasına neden oluyor. 12. evde çok uzun bir süre kalmayacak. Bir aylık gerilemesini sadece bir haftasını bu evde yapacak. Çünkü Kova burcunun son derecesi olan 28 derecesinde filan bu geri hareketine başladığı için aslında biz genel olarak birinci evimizde hissedeceğiz bu geri hareketi. Ve sonra geliyoruz 23 Şubat'a. 23 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu Merkür gerileyerek sizin aslında birinci evinize girmiş olacak 23 Şubat ve civarı günlerde. Ve buradaki yeniliğe bu Merkür gerilemesi adeta eşlik edecek. Bu birinci ev konularınız yani hayatınızın tamamını etki edecek bir yeniliği hayatınıza taşırken Merkür birazcık orada problemler yaşamanızı ya da bu yenilik noktasında işte ufak tefek pürüzlerin olması ihtimalini yüksek kılıyor. Bunun nakşatrası da Satepeşe nakşatrasında gerçekleşecek. Aslında bu yenilik size çok şifacı etkide. Çünkü bu nakşatranın genel enerjisi bu yönde. Şifacı, biraz toplumun dışında sıra dışı etkilerde bir şifa anlamında. Bu yenilik Merkür'ün gerilemesi çok büyük bir negatiflik oluşturmasa da minik de olsa bir pürüzün akabinde bu yeniliği gerçekleştireceksiniz 23 Şubat ve civarı günlerde. Hayatınızın genel gündeminde ise bu konuda bir yenilik olma ihtimali yüksek. Çünkü birinci ev hayatın tamamını ifade eden bir ev. Sonra geliyoruz Mars'a Güney Ay düğümün kavuşumuna. Bu Şubat ayının en önemli özel etkisi bu ve Şubat ayının son partına etki edecek bir kavuşum. Mars hırslı, aksiyon dolu, bizim yol almamızı, ilerlememizi, uğraş eforumuzu ifade eden bir gezegen. Güney Ay düğüm ise birazcık daha malefik yani daha negatif enerjide bir gezegen. Spiritüel konular, daha ruhsal, daha çöküntü böyle bir enerjide. Mars'a Güney Ay düğüm kavuştuğunda bizim hırs ve eforumuzun biraz sönümlenmesi anlamına geliyor. Ve bizim 11. ev konularıyla alakalı gündemlerimizde bu sönümlenme yani bu dibe çekiş, bu hareketimizi kısıtlama enerjisi. 11. ev konuları neydi? Bunlar hayattaki umutlarımız, isteklerimiz, kariyerin türevi olduğu için kariyer noktasındaki gelirlerimiz, bizim sosyal ortamlardaki duruşumuz, iş arkadaşları, kulüpler, dernekler daha böyle eğlenceli mekanlardır. Bu konularla alakalı hırslı, aktif gündemlerinizde birazcık Güney Ay düğümü dibe çekecektir. Burada yapılması gereken Güney Ay düğümü bu negatif etkisini daha bertaraf etmek adına uğraşmak. Yani Mars'a odaklanmak. Yani uğraş ve eforumuz her ne ise
Ona odaklanmak. Mars Güney Ay düğüm bizim problemleri çok da görememe enerjisi veriyor. O yüzden sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmek bize çok daha fayda sağlayacaktır bu süreci atlatmak adına. Mars Güney Ay düğüm kavuşumu çok uzun sürmeyecek, çok kısa sürüyor. Ama yine de bu 11. ev konularıyla alakalı bu kavuşum ilerledikten sonra, yani ayrıldıktan sonra neden ben oradaki işleri ciddiye almadım, neden umursamadım ya da neden o süreci o şekilde değerlendirdim dememeniz adına bu Mars Güney Ay düğüm kavuşumunda daha sorumluluklarımızın bilincinde ve problemleri ekarte etmek yerine onları da dikkate alarak ilerlemek size çok daha fayda sağlayacaktır balık burçlarım. Sizin için bu ay için hesaplamış olduğum Ebced değer hesaplamaları sonucundaki zikir ya şehit 319 defa söylenmesi gerekiyor. Her ayın 20'sinde Instagram hesabımda doğum haritası analizi çekilişleri olacak arkadaşlar. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip o çekilişlere katılabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.